Anesteziyoloji ve reanimasyon hocasıyım. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde anestezi ve reanimasyon anabilim dalında uzun yıllar öğretim üyesi olarak çalıştım. Ta ki 2016'da 677 sayılı KHK ile üniversiteden uzaklaştırılana kadar. Bu KHK o zamanın koşullarında çatışmalı ve barıştan uzak bir ortamda üniversitelerden yükselen bir çığlıktı işin açıkçası. Çünkü kamuoyunda izlediğimiz kadarıyla müthiş bir insan hakları ihlali, kıyım ve şehirlerin baştan aşağı yıkılması gibi birçok insan hakları ihlali vardı. Biz de hiç örgütlü bir şekilde değil, çeşitli WhatsApp gruplarından ya da kendi mail gruplarımızdan, sosyal medyadan, üniversitelerden bir ses çıktığını gördük. Ve dolayısıyla barış ortamına, ölümlerin durdurulmasına, bu insanlık dramına bir ses, bir aracı olabilir miyiz diye "Bu suça ortak olmayacağız" adlı bildiriyi imzaladık. İmzaladıktan bir süre sonra halen Cumhurbaşkanı, döneminde devlet başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hızla "müptezeller bunlar" diye hedef gösterildik. Arkasından ciddi bir cadı avı gibi başladı. Bütün üniversitelerde 1071 imzacıydık biz. İkinci imzacılarla çok daha sayımız artmıştı. Ama ikinci imzacılarla çok ilişkisi olmadı iktidarın. Bu 1071 imzacıdan yaklaşık 500 kadarı üniversitelerden apar topar çeşitli KYK'larla uzaklaştırıldı. En dramatik olanı Kocaeli ve Düzce'de gördük. Hem çok sayıda aynı yerden meslektaşımız vardı, hem de evlerinden alınarak, gözaltına alınarak, odalarından alınarak ciddi bir şekilde topluma mesaj verilmeye çalışıldı. Biz de 22 Kasım'da 677 sayılı KYK ile ihraç edildik. Dönemin rektörü son derece şeklen bir soruşturma açtı YÖK üzerinden. Bu soruşturmalarda neyle suçlandığımızı daha biz sorarken YÖK'e üniversiteden atılmamız konusunda görüş bildirildiğini gördük soruşturmacılar tarafından. Ardından da KHK listelerine ismimizin, üstelik de terör örgütleriyle iltisaklı diye bir kavramın içerisinden FETÖ torbalarına atıldığımızı gördük biz. Hiç hak etmediğimizi düşündük tabii. Üzücü olan bir yan, biz toplumdaki demokrasi ve barış taleplerine aracılık ettiğimizi, dolayısıyla düşünce ve düşünceyi açıklamak konusunda, üstelik de akademiden bu özgürlük haklarımızı savunduğumuzu ve ifade ettiğimizi düşünerek bunu yapmıştık. Ciddi şekilde ceza soruşturmaları da açıldı. Bizlere karşı İstanbul'da ceza mahkemeleri kuruldu. Yine öyle söylemem lazım. Üzücü olarak üniversiteden, arkadaşlarımızdan çok da ses duymadık, destek almadık. Halbuki biz hem akademinin biat etmeyen yanını, akademik özgürlükleri, gerçeğin peşinde olmanın verdiği güçle hareket ediyorduk. Hem de düşünceyi açıklama konusundaki anayasal özgürlüklerimizi kullanıyorduk. Sadece üniversitelerden ayrılmakla kalmadı tabii bu durum. Öğrencilerimizden ve derslerimizden ayrılmadık. Aynı zamanda içinde bulunduğumuz çeşitli dergiler, uzmanlık dergileri, dernekleri, çeşitli oluşumlardan ya da kongrelerdeki konuşmacılıklardan, görevlerden, bütünüyle hatta tez danışmanlıklarından uzaklaştırıldık. Üstelik de pasaportlarımıza el konulmuştu. Yurt dışına çıkmamıza da engel olundu. Bu toplumda bir çeşit sivil ölüm olarak tanımlandı. Biz belki şanslıydık ama çok genç akademisyen arkadaşlarımız vardı. Daha henüz doktorasını ya da masterını tamamlamamış, hayatının başında bütün bu bilim kariyerinin
basamaklarına tırmanırken üstelik de ekonomik olarak zor dönemlere girdiler. Bütün Türkiye'den izlediğimiz tabii en trajik olanı Fatih Tıraş adlı arkadaşımızın intiharıdır. O zamana kadar bütün kürsülerde kabul edilen, kendisine övgüler düzülürken ve kadroları konusunda kendisine vaatlerde bulunulurken daha sonra hiç kimsenin muhatap almaması arkadaşımızı derinden etkiledi. Dolayısıyla bizim bütün genç meslektaşlarımız da bu trajik sona çok üzülerek yanıt verdiler. Mesleklerini yapamaz duruma düştü herkes. İş bulamama, SGK'lı işlerde çalışamama ya da herhangi bir yerde yer alamama gibi birçok sonuçla karşılaştı. Dolayısıyla kendi alanının dışında işlere yönelen birçok meslektaşımız oldu. Dayanışmamız yine de bizim emek ve demokrasi güçleriyle oldu. Türk Tabipleri Birliği, Eğitim SEM gibi alanda örgütlü, demokratik kitle örgütleri ve meslek odalarından çok ciddi dayanışmalar aldık. Bunlar hem bize örgütsel olarak verilen desteklerdi, zaman zaman da ekonomik desteklerdi oldu herhalde. Yurt dışından da aslında barış akademisyenleri dendi bu bildiriye imza atılanları. Ciddi desteklerle karşılaşıldı ama çıkışları engellendiği için o dönem aralığında çıkabilen arkadaşlarımız Avrupa'da çeşitli üniversitelerde bazı fonlardan yararlandılar ve kısa süreli de olsa kendilerine yer buldular. Tabii pasaportun elinden alınması, kamu alanında çalışamama, yasaklı olmak, hatta SGK'lı işlerde bile çalışamamak ama en önemlisi hiç kimsenin sizi herhangi bir sorumluluk almamak için, herhangi bir şeyle karşılaşacağı için uzak durmayı seçmesi en önemli çevreleyen etkendir. Bazı dostlarımız telefonla arayamıyoruz sizi dediler. Telefonla aramaktan bile çekindiler ya da ziyaretten çekindiler, bir arada görünmekten çekindiler. Dolayısıyla barış akademisyenleri aslında daha önceden kurgulanmış, bir araya gelmiş bir örgütlü yapı değildi. Tek tek inisiyatifleriyle bu hak ihlallerine karşı çıkanların bir araya geldiği bir yapıydı. Çeşitli dayanışma örnekleri oluşturulmaya çalışıldı. Yurt dışından çok fazla sayıda imzalayan arkadaşımız vardı. Ama sonuç olarak bütün bunlar bizim aslında bu durumumuzu kamuoyunda bu meşruluğu, haklılığı gösterecek hem kamuoyuna yer alamama hem de kendimizi anlatamama, gündemde tutamama gibi sonuçlarla karşılaşıldı. Zaman zaman internet üzerinden çeşitli işler yapan arkadaşlarımıza destek olduk. Mersin'de kültürhane gibi çeşitli örnekler kuruldu ya da tarıma yönelen arkadaşlarımız oldu. Ama yine de barış akademisyenleri toplumdan beklediği desteği alamamış bir grup olarak aslında maddi ve manevi çok önemli kayıplarla karşılaştılar. Dolayısıyla bu cezai soruşturmaları, mahkemeleri, daha doğrusu hukuk yollarının kendilerine kapatılması karşısında inatla ama gurur verici bir yanı hiçbir arkadaşımız söylediği sözden geri durmadı. Halbuki birçok yerde çeşitli mobbingler, sözlerin geri alınması, dilekçelerin geri alınması, okumadan imzaladım gibi baskılarla karşılaştılar. Çok küçük azınlık dışında kimse sözlerinden geri durmadı. Dik bir duruşu göstermeye çalıştı. Halen de bunu gösteriyor. 5,5 yılı aşan bir zaman oldu. Bu uzun bir süre. Bu dönemde İstanbul'da ağır cezada yargılandı birçok arkadaşımız. Ben de yargılandım. Buradan hepimiz beraat kararları aldık. Aslında söylediğimiz sözlerin düşünce ve düşünceyi açıklamak
demokratik hak kullanımı olduğu, üstelik de üniversitelerden, akademiden söylenen sözlerin herhangi bir suç oluşturmadığı söylense de bu barış akademisyenlerin hiçbirinin durumunda bir değişiklik yaratmadı. Bu dönemde çeşitli hukuki yolları takip etmeye çalıştık biz. Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurular gibi. Fakat bilindiği gibi KHK'lar sadece barış akademisyenleri değildi. Aslında bu bir sürek avıydı. Yöneticilerin kendilerinin oluşturduğu bazen istihbarata dayalı, bazen de onlardan bağımsız bir şekilde gelişen listelemelerdi. Listelerin oluşturulması için çok baskı yapıldığında da çeşitli duyumlar aldık. Dolayısıyla hukukun kapatıldığı bir yolda 150 bini aşkın KHK'lı vardı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kadar büyük bir yük olan mahkemeler konusunda kendisi de bu hukuki yolun yaratılmasına aracı olmak istemedi. Ve Türkiye'de hukuki yolların tüketilmediği kararıyla bunların tüketilmesi gibi aslında bizi çok derinden etkileyen, zarar veren bir karara da imza atmış bulunuyor. Bunun üzerine Türkiye Cumhuriyeti'nde iktidar bir komisyon oluşturdu. KHK'lıları değerlendirme komisyonu gibi bir komisyon oluşturdu. Hiçbir hukuki dayanağı yok, çerçevesi yok. Sizi kimin neyle değerlendirdiği hakkında hiçbir şey yok. Onların hukukçu olup olmadığı, hangi saiklerle orada bulunduğu konusunda hiçbir açıklama yok. Ama bizim bekletildiğimiz ve dolayısıyla bu sonucun hem bize hem topluma bir bedel gibi gösterildiği bir süreç oluştu. Henüz yeni 5 yılın ardından bu komisyonun süresi hep 1 yıl uzatıldı. Komisyon bizi reddetti. Komisyon reddetmediği sürece hiçbir hukuki yolu kullanamayacak durumdaydık. Şimdi bütün arkadaşlarımız komisyonun herhalde KHK'ları değerlendirmek açısından şu anda güncel sayı bilmiyorum ama çok az bir sayı kaldı. Kamu sendikalarından ya da birçok yerden arkadaşlarımızın bir kısmını iade etti. Ama bu oran bakıldığı zaman total çoğunluk içerisinde çok düşük bir oran. Biz de şimdi idare mahkemelerine tekrar başvuru yolu açıldığı için başvurduk. Ama savcılıklar bu başvurularımızı henüz reddeden iddianamelerle mahkemeler sürüyor. Bu mahkemeler sürecinde de neyle suçlandığımız konusunda net bir şey hiçbir zaman oluşmadı. Kes yapıştır iddianameler oldu. Çeşitli yerlerden bizi terörle iltisaklı göstermeye çalıştılar. Ama bunun hiçbir somut bir delili ya da bu ilişkilenmenin gerçek yolları gösterilemedi. Dolayısıyla ağır cezadan beraat almamız zaten bizim herhangi bir delilin somut olmadığı konusundaki en büyük aklanmadır. Bazılarımız yeşil pasaportlarını kaybetti. Şu anda normal husisi pasaport alabiliyorlar. Muğla'dan bir arkadaşımız bu konuda bir dava kazandı. Söylemek istediğim, barış akademisyenleri hala haklarını almak için mücadele ediyorlar ve bundan vazgeçmiyorlar. Aslında her bir barış akademisyeninin, her bir KHK'lının kendi içerisinde yaşadığı çok trajik durumlarla karşılaştık. Belki bir kısım arkadaşımız çocuklarını özel okullardan, hatta kreşlerden bile almak zorunda kaldılar. Ciddi ekonomik sıkıntılarla uğraştılar. Ben bir hekimim. Biliyorsunuz dönemin Sağlık Bakanı bu iş bulunamayan sivil ölüm durumunda bizi ucuz iş gücü olarak piyasaya sürdü. Çalışabilirler dedi. Bu belki hekimler için bir çıkış olmuştu gerçekten. Sömürüye maruz kaldılar ama çalışabilecekleri bir işi oldu. Ama hekim dışındaki arkadaşlarımızın çok da bu şansları olmadı. Her birimizin kaybettiği ciddi kendi içimizde değerlerimiz anlamında,
bulunduğumuz konumlar anlamında kayıplarımız var. Üzücü buluyorum ben. Şu anda bir özel tıp merkezinde çalışıyorum. Ama üniversitede uzun yıllar devletin bana yaptığı bir yatırım, benim de kendi talebimle oluşturduğum bir birikimim vardı. Ben açık kalp cerrahisi ve göğüs cerrahisi anestezisinde uzmanlaşmış, çok özellikli dallardan birisiyle uğraşan bir insanken, şimdi bütün bunları yapmadım. Sadece yine de anestezi emeğiyle geçindiğim için kendimi mutlu saydığım bir işte çalışıyorum. Ama bütün bu yıllar içerisinde biriktirdiğim hiçbir değeri şu anda sağlık hizmeti olarak sunamadığım bir konumdayım. Öğrencilerimizden ve eğitim hayatından uzak kalışımızın, akademiden uzak kalışımızın, bunca zaman ürettiğimiz, üstüne koyduğumuz bu konumlardan uzak kalışımızın bizde tabii ki derin yaraları var diye söylemem lazım. Bu süreçte birçok şeyle yüzleştim. Her ne kadar kendimi toplumcu ve insani değerlerle bir arada mücadeleci bir çizgide saysam da ne kadar elitist olduğumun farkına vardım. Odamı aradım, öğrencilerimi aradım, karşılanmayı aradım, o ayrıcalıklı konumumu aradım. Her seferinde bununla yüzleştim. Bunların aslında hayata denk düşmediğini kendime açıklasam bile bütün bunların yaralarını bütün arkadaşlarım gibi ben de çektim. Lekelenmeme ve haklı olma hakkımızın halen açığa çıkmamış olması, hele FETÖ dosyasına atıldığımızda acaba FETÖ'cü mü diye bakılması ya da gerçekten burada terörle iltisaklı olanın PKK ile ilişki olduğunu biliyoruz. Gerçekten böyle midir ya da bunlar zaten böyle düşünüyorlardır yargılarının hala üzerimizde olduğunun ama bir taraftan da hakkımızı teslim edilen noktalarda olduğumuzu yaşamak farklı duygulardır. Atıldıktan hemen sonra tıp odası başkanı olarak seçildim. Antalya kenti için bir grup yönetici beni kamuda çalışmaya hoş görmezken hekimler kendi örgütlerinde başkan olmaya görerek bir takdir kullandılar gibi düşündüm. İki dönem tıp odası başkanlığı yaptım. Ama yine de kaybettiklerimizi karşılayabilecek, onu yerine koyabilecek çizgiden çok uzak. Dediğim gibi hani bunları söylerken kendimin şanslı olduğunun farkındayım. En azından bir hekim itibarından ya da çalışabilmekten ya da hala bu kentte bu ilişkileri koruyabilmekten söz ediyorum. Birçok arkadaşımın bunu koruyamadığını biliyorum. İki oğlum var demiştim. Oğullarımdan küçük olanı İstanbul'da bir toplantıya geldi. Öğretim Elemanları Sendikası döneminden kalma öğrencime dokunma rozetlerinde anneme dokunma rozeti var mı diye sordu. Ama gecenin sonunda dedi ki sen çok şanslısın dedi. Çok gençler ve çok şu anda ümitsizler dedi. Gerçekten yolunu çizmek konusunda arkadaşlarımız çok yalnız bırakıldılar. Destekler çok eksiltildi. Bunların hiçbirisinin boş olmadığını biliyorum. Öğrenciliğimde ben 1400 kilitle atılan hocalarım için haykırmıştım. Üniversitelerden zaman zaman bu tür tasfiyeler, muhaliflerin uzaklaştırılmaları, biata zorlanmaları oluyor. Bu mücadele onun için bitmeyecek, sürecek. Biz de inatla haklarımızı almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız demek istiyorum.